Beşiktaş'ın atağında Rozier'in çok güzel pası. Aslında Oğuzhan kötü kontrol ediyor ama sonrasını aldığı bir darbe var. Yerde kalıyor. Aysa Özkaya devam dedi burada. Pozisyona da uzak. Yardımcının görebiliyor pozisyonu. Tam önünde. Ben burada Oğuzhan'ın tepkisini çok merak ediyorum. Yerdeyken Oğuzhan ne diyor? Oğuzhan yerdeyken Halis Özkahya'ya bir şeyler söylüyor. Böyle elini açıyor. Bir çünkü göz göze geliyorlar Halis Özkahya'ya. Acaba hani kendimi atmadım, hocam sakın sarı kart gösterme falan gibi bir tepki mi? Yoksa neden vermedin mi? Yoksa neden mi vermedin? Ama benim ilk algım sanki hocam aman hani kendimi atmadım, sarı kart falan gösterme gibi. Sizce var mı yok mu penaltı? Bence penaltı. Çok uzun izledi. Bence penaltı. Halis Özkahya. Çok bu arada net. Emre Kocadağ konuşuyor, Beşiktaş yöneticisi, izliyoruz. Emre Kocadağ'ın açıklamaları böyleydi. Hemen dönelim pozisyona. Penaltı konusunda hemfikiriz herhalde. Penaltı, Mehmet Emin Uluç. Penaltı canım. Tartışacak hiçbir yanı yok. Gayet net bir darbe var. Buz gibi penaltı. Halis Özkahya'nın çok uzun süre izlemesi enteresan değil miydi? İşte o açıları baktı herhalde. Çünkü farklı bir açılardan emin açıdan baktığımızda emin olamıyoruz ama hocamın da dediği açı herhalde o açı. Evet. Net kararı verebildiği açı. Gördüğümüz açı çok bariz, net temasın olduğunu gösteriyor. Tartışmasız. Valla biz, ben yani kendim buradan baktım. Sizin açınız oradan farklı olabilir. Bir kere de penaltı. Tabii tabii. Çok net. Yani Halis Hoca'nın da ona penaltı demesi lazım. Hatta Ceyhun gerçi açısından çok memnun değil ama bakarsanız şimdi bak şurada. Hocanın önünde ya bu pozisyon. Ya, hocam yok, baksana. Bizim açımız değil, kameranın bize gösterdiği açı. Hayır hayır. Halis sırtını görüyor Oğuzhan'ın. Mehmet Emin, Halis sırtını görüyor. Bakın inşallah öyledir. Öyle, öyle. İnşallah evet. O tam şekilde. Böyle yatay bir, diagonal bir açıdan görüyor. Hani o darbeyi net görme şansı yok. O büyük ihtimalle hani attı diye düşündü, vermedi. Olsa o yüzden de Oğuzhan'da o ben yüzden böyle şu hareketi yaptı. Sergen hocam, Hoca'nın açıklamaları geldi. Bu oyun kağıt üstünde oynanan oyun değil, sahada oynanan oyun. Ankara Gücü'nden iki futbolcunun kırmızı kart görmesi gerekirdi. Hakem es geçti. Bak Sergen Hoca'dan iki futbolcunun Hoca da potu arttırmış. Kırmızı kart görmesi gerekirdi. Hakem es geçti. Çift sarıdan mı, doğrudan mı acaba? Ne dersiniz? Biz işte hangi pozisyonlar yine o pozisyonları izlemek lazım. Pozisyonlarımız yani maç içinde ben öyle çok biz ne kadar hakem üzerinden okumayalım desek bile Sergen Hoca bile okumuş hakem üzerinden yani. Gidiyor. Ankara Gücü'nden iki futbolcunun kırmızı kart görmesi gerekirdi. Hakem es geçti diyor. Çok net bir açıklama. O pozisyonları da göreceğiz tabii şimdi. Vallahi, var mı devamı hocanın? Hangi pozisyonları kastettiğini bilmiyorum ama geçen Kasımpaşa maçından önce Fenerbahçe maçında öyle açıklamalar yaptı ki zannedersin ki Beşiktaş'ın 5-0 kazanacağı maçta hakem beraberliğe bağlamış gibi. Sergen Hoca bazen kendi açısından bakıyor pozisyonları gibime geliyor. Özellikle hafta ilerledikçe iş oraya kayıyor. Ha bu arada başka hocalar da yapıyor aynısını. Sergen Hoca'yı tek başına ateş atmayalım. Hani ben öyle kırmızı kartlık Beşiktaş'ın böyle net bir pozisyona girdiği ya ama da çift sarıdan çift sarı ama iki tane net kırmızı kart diyor. Öyle demek istiyor muhtemelen. Net kırmızı kart derken bence doğrudan kırmızı kart değil. Bence. Çünkü evet öyle bir pozisyon yok. O çift net sarı olayları kart da çift sarı olayları da şöyle bir şey oluyor mesela. Adam bir hareket yapıyor. Sarısı var. Belki şey sarılar. Evet. Bana göre sarı sana göre değil. Sarısı var adamın, tamam mı? Bir hareket yapıyor. Direkt sarı diyorsun. Hakikaten veriyorsun sarıyı ama ilk pozisyona bakıyorsun saçma sapan bir sarı görmüş. Şeydir ama Mehmet Emin sağ kenarından böyle hizadan bakmak çift da pozisyonları atılması gereken oyuncu oyundan çıkartılabilir hocalara. Devamı var açıklama. Evet. Atılması gereken oyuncuyu oyundan çıkarttılar aynı Kasımpaşa maçında olduğu gibi. Ama hocam genelde günümüzde hangi oyuncu çıktı ki? Teknik adamlar çıkardı ya. Kendi bakış açılarıyla değerlendirmelerden biraz imtina ediyorlar. Maçı izleyen hakem hocası diye tabir ettiğimiz onların birlikte çalıştığı hocalardan destek alıyorlar. Alıyorlar. Bu tür yorumları yapmadan önce. O zaman hakemler konuşuluyor. Biz hemen devam edelim. Pozisyonları açıklamalar geldikçe sizlerle paylaşacağız. Ceraldo değil mi? Evet. Biz, hoca senle de konuşuyorduk zaten. Ceraldo yani, ikinci sarıyı her an görebilir. Diğerinde şimdi bulacağız. Hoca isim vermemiş. Her şeye rağmen iki oyuncu kırmızı kart görmeliydi demiş. Pozisyonlarla devam ediyoruz biz. Penaltı vuruşu anına geliyoruz. Hemen bir kere görsek yeter zaten. Çok kötü kullandığını konuşmuştuk zaten Enkudu'nun. Evet. Hayır, ne yapmaya çalıştığını ben de çözemedim. Panenka penaltısı mı atmaya çalıştı yoksa yani enteresan bir vuruş. Top şut da değil yani böyle ayağıyla süpürü gibi. İşte dedim ki acaba Panenka penaltısı mı atmaya çalıştı, o da değil.
Hocam panenkayı kalecinin üzerine atıyorsun. Evet, yukarıya yani bu ortaya vuruyorsun. Panenkayı biraz daha kalecinin sağ tarafına yapmaya çalıştım. Ama çok yere vurdu kaleci hocam. Kaleci yatsa, hayır havalandıramamış topu zaten. Topu şiddeti o kadar düşük. Topu havalandırsa yine gol olacak. Topun dibine girmeye kalkmış, girememiş. Yani böyle birine pas versen araya mutlaka biri girer. Kapar topu. Yani maç atıyorum 3-0 olur. 90'da penaltı atarsın hadi. Bence o bile olmaz ya. Ya olmaz da işte bak bahane üretiyorum tamam mı? Ya şampiyonluk hesabı yapıyorsun, maça çıkmışsın, maçın başı penaltı atıyorsun. Bu tip vuruşlar çok incedir Mehmet Emin. Gol olursa kimse konuşamaz. Muhteşem bir penaltı deriz. Ama hocam bir şey ama gol olmadığı zaman da net eleştiriye maç açıktır vuruşlar. Sen olsa Enkudu, böyle onu diyorum. İşte onu diyorum ama gol olsa uf ne penaltı attı Enkudu'nun falan. Yakın çevre diyeceğiz. Çok incedir o. Çok tabii, ince bir tabii öyle sevgili diyeceğiz. Cüneyt, Enkudu'nun burada kalabilir miyiz? Yani Enkudu'nun yakın demin daha şu şurada. Ya bu nasıl bir vücut dilidir? Yani çok üzgün olduğunu burada göremiyorum ben. Kızgın olduğunu göremiyorum. Yani nasıl bir anlam hocam, yükleyeceksin? Hocam bazı insanlar gülerek kızar. Mustafa Denizli. Yani ya bazı insanlar gülerek üzülür. Hayır ben ne Arda doğru, Turan. Sinirden Mustafa gülmek. Mustafa Denizli'nin evet, Arda Turan. Buradan gülme. Geçenleri çok iyi bildiğim Arda için ben ona yorum yaptım. Gülerek tepkileri vardır, üzüntüsü vardır. Yani değil burada ki. Penaltıyı kaçırmış bir futbolcunun üzüntüsünü göremiyorum ben. Devam veya edelim bir rahatsızlığını da göremiyorum. Ki eleştirildi zaten Enkudu. Kötü bir penaltı kullandı. Ankara Gücü'nün penaltı beklediği pozisyon 23. dakika. Ceza alanı içerisinde Vida'nın yaptığı bir faul var mı yok mu? Varsa penaltı zaten. Bu normalde penaltı. Bacı değil mi o? Evet. Bak bu normalde penaltı söylüyorum size. Önündeki oyuncunun sol omzundan çekmiş. Evet. Yükselmesine de izin vermiyor. Burada Ali Sözkaya devam karar verdi ama Ankara ya, Gücü'nden de penaltı itirazı gelmedi. Gri alan, içindeki gri oyuncu Bacı dahil. Şimdi bakın, Bacı burada öndeki futbolcuyu itiyor. Eğer Vida'nın teması Josef de Souza evet, itiyor. Yasak bir şeyse onun Josef'i itmesi de aynı şekilde İtme hata. İtme değil hocam, temas ya. Bir de şimdi Josef kıpırdamıyor bile. Şimdi iki taraflı değerlendirmeye çalışıyorum. Bir de öyle bir pozisyon ki yani ben Merkez Hakem Komitesi'nin hiç katılmadığım bir açıklaması vardı. Kolay penaltı istemiyoruz. Bacı'nın Vida dokunmasa topa vurma şansı var mı? Top onları aşıp gidiyor sanki. Evet. Yani Ali Hoca da çok kolay penaltı izliyor. Devam karar verdi. Ankara Gücü'nden de itiraz gelmedi. Yardım uyarı var çağırmadı. Yani evet. Bana çok kolay penaltı. Ben penaltı çalmam buna. Öndekine foul vermiyorsa bu hiç penaltı değil. Öndeki foul değil. Öndekine bu da aynısı. Hayır, itmiyor. Bak itmiyor. Temas ayrı bir şey. Antep maçındaki Fenerbahçe penaltı var diyor. Ben de o zaman şöyle söyleyeyim Mehmet Emin. Fenerbahçe maçındaki pozisyona foul verdiyse bu penaltı. Onu söylüyorum. Bak şimdi. Yalan mı hocam? Normal ne bak. O maçta bir de Galatasaray'ı da katarak konuşalım. Kerem'in pozisyonu var. Evet, Kerem'in var. Ki yani bu hafta onunla ilgili iki pozisyonla işte ilgili çok ilginç bir konuşma yaptılar. Bu ne biliyor musun? Alanya maçında Alanya'da gideriz. Gezer'in teklifini penaltı verirse bu da penaltı o zaman. Gitme, bir yere gitmeyin. Neden gitmeyin biliyor musun? Çünkü bu MHK'nın yönettiği ligimizde 25. haftaya kadar olan bölümün penaltısı. 25'ten sonra değil. He. Onu bilemem. Peki devam nasıl bir kriterleri var bilemem. İşte, evet, Ocak ayında seminer yapıldı. Hı-hı. Kurallar yumuşatıldı.